derinimi artırabilmek için görev taşıdık. Şu ana kadar yaptıklarımızın üstünde bir çalışmayı devreye almamız şart. Bu çalışmayı yapabilmek için kodlanmış ışıklarla burada bu yoğunlukta bulunmalıydık. Bütün köklerimizi dünyaya indiremeyeceğimiz zaman keramda olmamızın anlamı yoktur. Ve biz bugün bütün kötülükleri aşarak bu Rahman olan Kur'an'a ulaştık. Bu yol altın ışığın yoludur ve burada olmak mükafattır bize. Çok mutluyuz. Öz görevimiz dünyaydı bizim ve bu dünyayı hasat için çalıştırdık. Atlanta atak kapısı, Atlanta katiyeti, kutsal tohumlar hepsi kötülüğü önleyecek güçteydiler. Ve yerin gözü olan insan bütüne görevli olduğu zaman her şey daha basit hale dönüşecekti. Geniş ışıkları yere çektik ve buradayız. Amon topraklarındaki Kur'an'ları da kodladık. Sessiz dünyaları sistemli çalıştırdık. Bugün buradaki çalışma tüm zamanlardaki yolcuların kodlanmış ışıklarıyla gerçekleşiyor ve tüm zamanlardaki tüm yaşamları tohumluyor. O halde zirvelerin sessizliklerinde, zamanın Kur'an'ında ve yoğunlukların kayıtlarında sevgi yoğun şekilde bütüne görev taşır ki bu çalışmalar olabiliyor. Dört görevlimiz dünyaya gönderildiği zaman gönüllerinin gücünü artık tohumlayacağı yücelikte olamayacakları düşünülmüştü. Nefes alıp nefes vermeleri dahi zordu. Ve bugün buraya görevli olarak geçen yolculuklarında kutsal toplumlarıyla kutsal kayıtlar yapan o gökçüler şimdi yeni zamanlar için dünyadalar. Kardeşlerim, ben davayı kaybetmem. Benim canım ışık, benim yaşamım kayıt. Benim aklım tahditsiz, ben davayı kaybetmem. Ama yolcu olduğum zaman, Türkiye çalışmalarımın çoğunda ben dans ederim. Her anda, her sayfada. Yaptığım dans sistemli bir çalışmadır. Her zirvede ve her yücede. Ama o sessiz zamanların sayfalanışındaki dansım temiz bir can kalem içindir. Ve o can kalem Medine'nin Kur'an'ını kodlayan ve mahreki kati olarak kodlanmış ışık haline dönüştüren yaşam için kayıt yapan biliş sayfasındandır. En kapısı boy kapısını dinler ama tüm zamanların kapıları aklı diller. İşte burada yaptığım her şey Mikail'in Kur'an'ını kodlamak içindir. Çok mutluyuz ki dünya yol oldu artık tüm zamanlara. Her şey dünyaya varıp dünyadan ışık çekecek. Bütüne hizmetçi olduk biz dünyada. Eğri büğrü bir yaşamda kodlanmış ışıkları topladık. Yer küreyi güçlendirdik. Dünya etimiz, kemiğimiz oldu bizim. Ama bu et ve kemik olan yaşamımızda sevgimiz görev oldu ve yüreğimizin gücü arttı. Şimdi size başka ne diyeyim ki? Barışın soyu, savaşın soyunu dinler. Ama barıştaki soy, savaştaki soyun gücünden örtü örttüğü zaman tüm yaşamlar kontrol edilir. Devinim çok hızlanacak ve dünya yaşamı kodlanacaktı. Bugün devinim daha güçlü dünden öte dündene göre. Amon topraklarının Kur'an'larını buraya çekişimizin sebebi de buydu. Keram ilmini tohumlamak ve bütünü güçlendirmek. İşte bunları başardık canlar. Şimdi yarında ne olmalı? Sevgiyle size daha açık vereyim. Bu dünya kontrol altına alınmalıdır. Bu dünyayı kodlayabilmemiz bunun içindir. Kodladık ve kontrol ediyoruz. Kodlar ilmi kaha olan ışıklarımızda kodlanmış ışıktır. Bunlar tohumlanır ve böylelikle bütün gök çerçeveleri kaynak ışık olarak yaşama çekilir. Gökçe konuşanların o çerçevelerde bütünü kodlayabildikleri kesindir. Dünyayı koruyacak olanlar bu yoğunluklarla korurlar. Dünyada yaşamı tohumlarken de bu yoğunluklarla tohumlarız. Dünyaya ışık verirken bunu yaşama kayıtlamayı amaçladık. Artık dünyada
yoğunluk çok güçlendi. Ve bu güçlenen yoğunluk herkesi tohumlarıyla birlikte korumaya çalışacak. Benim adım insan. Hepimiz burada insanız ama yoğunluk arttığı zaman artık insan bütünü güçlendirmek üzere çalışmalıdır. Dağlarım, bu dünyayı koruyacak başka bir sayfa yok. Sadece bugün burada yaptığımız bu çalışmalar bu dünyayı korumak üzere yapılıyor. Hiç kimse ben dünyayı korurum diyemez. Biz koruyucuyuz ama biz bu dünyayı korurken eşya sayfalarda eşyalık yaparak koruruz. Yani nerede olursak olalım, ışığımızın dünyaya ulaşabilmesini sağlamak üzere bu dünyaya yoğunluklarımızı kayıtlıyoruz. Ki o yoğunluklara bizim dünya dışı tohumlarımız ulaşabilecek ve bütün kötülükleri aşabilecek. Her ana zerk ettiğimiz yaşamımız ışığı tohumlamak için yetmez. Daha yüce çalışmalarla burayı kontrol altında tutmalıyız. Bugün dünya bize gözdür ama yaşam gök sözcülüğü de yapacak. Bu nedenledir ki? Dünyaya ışık çalışmaları için gönderilen birliklerle de örtüleri örttürmeden görev taşıtmalıyız. Her şey burada bu yoğunlukta olacak. Bizim için sorumluluktur bu. Ama burada yapılacak her çalışmaya her şeyi hak edenlerin geçip gelmeleri mutlaka sağlanacak. Bu çalışma önemlidir. Çok önemlidir. Dünya için çok önemlidir. Yürek için çok önemlidir. Kodlanmış tanrılık ile ilgilidir. Ve bilişi kodlarken buradaki bu çalışma muktediriyetinizi artıracak tahlilsizliği kayıtlayacaktır. Sizin için çok değerli olan bu çalışma yaşamı kontrol altına almaya çalışanlar için de çok değerlidir. Sevgililer, ben size nefes için, görev için, yol için, toprak toplum için değil, kaynak ışık için indiğimi anlatsam sorarsınız nedir ki o diye. Kaynak ışık yaşamın sırrıdır. Ve o ışık dünyadır. Ama bu ışığı hak edip anlayacak durumda olan hiç kimse yoktur. Dünyanın canı, katiyetidir o ışık. Ve dünyanın ışığı olan bu kaynak artık yaşamı tohumlayacak güce varıyor. Kesindir. Ve bu kaynağı hepimizin dinleyebilmesi gerekir. Bilişi olan bu kaynaktır. Ama bilişi olacak olan da bu kaynaktır. Dün ölümlüler burayı bilmezdiler. Artık bilişli olanlar burayı bilecekler. Kaynak Atlanta ata kaynağı. Unutmayın, Atlanta ata kaynağı toprak olanın tahtındadır ve dünyadır o taht. Sizlere kare sistemi küp sessizliklere ulaştıran ışıkla sesleştiğimde de bunları anlattım. Ayrılık dedim, yüreğinize güç yoktu. Son altın bir ışığa vardım ve rüya boyutlarında size kötülüğü önleyecek gücü verdim. Ve daha ötelere sizi kayıtladım. Dünya ölüleri, dünya dirileri bir tek levhi olacak diyerek çalıştım. Ve artık bu da görevimizdir ki zürriyetinizin gücünü artıracaksınız. Değerli analar, karanlığın sırrı olan, Visui'nin gücü olan levhi kapılar, dini kalemlerinizi artık kırın. Bu dünyada yoğunluk arttı. Din sizi kontrol eder, kırar. Siz dini kırın. Bu kesindir. Ayrılık gözetmeden yolunuzu bulun. Çok mu zor? Çok zor, bilirim çok zor. Ol deyin olur. Üzerindeki yürek, gözü görenin gücü kötülüğü önler. Ben dünya. Sel alır yolu, ben yoğunlaşır ışık olurum.
Yol olurum tohumlarda, kutsal umman olurum. Ben davayı açtım, yaşam bende kaybetti. Ama ben zamanda kaybetmem bilinsin. Ben dünya öncü birliği, ilim, sevgiyle kucakladım zamanı, af ettim yaşamı, yarattım torunlarım günah işlemeyecekler. Çünkü onlar göz gören yolcular olacaklar. Artık sevgiyle çalışılacak bu yaşamda. Beş gün, gün bir dünyadır. Beş gün. Bunların tümündeyim ben. Efradınız toprak olup tohum oldukları zaman başları eğilmeyecek. Burası toy bir yaşam olmayacak. Dünün gözü bugünden görecek. Yol beden ve bu beden kelam. Ata kapıları açtık şu anda. Asfaltın en aşağısına aktık. Yolu açtık tüm zamanlara ve yol ilme ulaştı. Yeniden dünyayı kodladık, kokladık, yol ışık oldu, yer öz görevini yaptı. Unutmayın, doruklar toplumlarını tohumladılar. Unutmayın, kendinizi korudunuz. Umut olur ki, kıranın kırılmadığı bir zamanda Yaradan yarattıklarını korur. Unutmayın ki kontrol ilimle olur. İlmin olduğu yerde yaşam olur. Unutmayın ayrılık biter. Unutmayın. Sizinle olmak hepimize mutluluktur. Unutmayın. Unutturmayın. Dünya Kur'an okuyacak. Umut olur ki tüm zamanlarda o Kur'an dinlenir. Unutturmayın. Unutturmayın. Unutturmayın.